Sen Fatih Sultan Mehmet misali çak kapatıp çak en manidar sevgi ve muhabbetlerle dolansın. Ve sen garip kurabayı, fikri güzel, gönlü güzel insanların medar iftiharısın. Sevgili Cumhurbaşkanım, sen fikri güzel, gönlü güzel insanların medar iftiharısın. Sen başkanım, sen Viyana kapılarına kadar as sırtına giden atalarımızın yeniden şahlanışısın. Ve sen şerefsiz ve namussuzlara kükremiş aslan gibi celali ve haşim. 16 bin kıtaya yakın şiirim var benim. Şiirlerimin 100 kıtasını özellikle ve özellikle çok sevdiğim, hatta ömrümden ömür vermek istediğim asrın siyasetçisi Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen yazmışım. Ben ona olan sevgimi kelimeler ile kesinlikle ve kesinlikle anlatamam. Şiirlerimde ben çok duygusal bir insanım. Bu memleketime kim bir çivi çakmışsa ben onun zikrine, fikrine bakmam, canı gözden tebrik ederim. Ve 18 yıldan beri, hatta 19 yıl bitmek üzere Tayyip Erdoğan'ın bu cennet ülkeme yaptığı icraatlardan dolayı hayranlığım haddinden fazladır. Marmara'yı yapması, Avrasya'yı yapması ve dünyanın en uzun Boğaz Köprüsü'nü Çanakkale yapması bu beni haddinden fazla mutlu ediyor. Hatta öylesine mutlu oluyorum ki güvercin misali bazen uçmak istiyorum yani. Siyaseti sevmiyorum ama Tayyip Erdoğan'a ömrümden ömür verecek kadar hayranlığım var, muhabbetim var, sevgim var, saygım var. 7 Mart 2018'de Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır mitinginde Medeniyetler Abidesi Ey Diyarbakır şiirimi okudu. Bu şeref bana nasip oldu ama bir duygu, bir his bana diyordu. Muhakkak gün gelecek Cumhurbaşkanım benim Diyarbakır hakkında yazdığım şiirin birini okuyacak. Bu his bende vardı yani. Ve Allah beni yanıltmadı. Öyle bir mutlu oldum ki ben bu mutluluğumu yazmaya kalksam asla ve asla altından kalkamam. Yaşarken ölmeden önce bu 100 kıta yazdığım şiirin tamamını bizzat elimle onu muhabbetten kucaklayarak ona takdim etmek. Sevgili Cumhurbaşkanım, sen Fatih Sultan Mehmet misali çak kapatıp çak açansın. Sen asil yüreğinle şerefsizleri korkutan ve onlara meydan okuyansın. Sen bu cennet ülkem için en manidar sevgi ve muhabbetlere dolansın. Ve sen garip kurabayı Allah rızası için gözetip kollayansın. Sevgili Cumhurbaşkanım, sen fikri güzel, gönlü güzel insanların medar iftiharısın. Sen bel gibi insanların şeref, namus ve arısın. Sen imani kamillerin bu üç günlük fani dünyada gerçek yarısın. Ve sen yazın Temmuz'unda Ulu Dağların tertemiz karısın. Sevgili Cumhurbaşkanım, sen Viyana kapılarına kadar at sırtına giden atalarımızın yeniden şahlanışısın. Sen Rahmani yolcuların gönül gergefinin en maharetli nakşısın. Sen hararet gidiren buz gibi berrak suların coşkun akışısın. Ve sen şerefsiz ve namussuzlara kükremiş aslan gibi celalli ve haşin bakışısın. Sevgili Cumhurbaşkanım, sen anlatılmakla, yazılmakla bitirilemeyen 21. yüzyılın çok şerefli siyasetçisisin. Sen herkesin hayran olduğu bu yalan cennet ülkemin en babayiğit bekçisisin. Sen gülmeye haset kalmış, gün görmemişlerin en mutlu, sevinç ve neşesisin. Çok güzel, maşallah. Hocam, bu en baştaki sandalyeyi bir geçebilir misiniz? Ben de...